Mehdi'nin hakkında şu hadisleri de oku. Cennetle müjdelenmesi. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, biz Abdülmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Bir daha oku hadisi başından. Biz Abdülmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Maşallah. Maşallah. Seyit istiyor değil mi? Çene seyitleri istiyor. Evet maşallah. Zamanın en hayırlısı olması. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Ekonomik krizi durduracak, terörü durduracak, İnşallah. Fitneyi kaldıracak, mezhep kavgalarını ortadan kaldıracak, sevgisizliği ortadan kaldıracak, insanların mutsuzluğunu ortadan kaldıracak, berekete, bolluğa, zenginliğe, huzur, sevinç ve neşe vesile olacak değil mi? İnşallah. İnşallah. Evet. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. Kaynak ver yalnız okurken. El kavlu muhtasar fi alametil mehdiil muntazar. Evet. Mehdi zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman. Evet. İsminin peygamberlere gelen kitaplarda geçmesi. Ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman. Evet. Zulümden ve ayıptan mahfuz Mehdi. Evet. Peygamber kitaplarında var. Nerede var? Tevrat'ta var. Tevrat'ta var. Çok kapsamlı anlatılıyor Mehdi Tevrat'ta. Çok çok. Ben ona ilgili kitap yaptım. Kitap hazırladım. Yani çok kapsamlı. Aynı hadis yazıları da uygundur. Onlar ona Mesih diyorlar ismini. Mesih diye bekliyorlar. Hı hı. Ama aynısıdır. Yani Mehdi'dir. Beklenen Mehdi. İnşallah. İnşallah. Zebur'da, İncil'de, daha önceki kitaplarda, Nuh'a gelen kitaplarda hepsinde Mehdi'den bahsedilmiştir. Yani Mehdi son derece önemli bir vakadır. Deccaliyet de çok önemli bir vakadır. Mehdiyet de çok önemli bir vakadır. Hı hı. Ve bütün peygamberler bu konuyu hep hatırlatmışlardır ümmetlerine. Mehdi ve Deccali. Peygamberlere dair olan kitaplarda Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Bakın bu da yine ayrı. Bu da bir hadis. El kavlul muhtazar fi alametil mehdiül muntazar. Peygamber kitaplarında da geçiyor. Daha önceki eserlerde. Yani Allah'ın yarattığı kitaplarda. İnşallah. Eser demeyeyim Allah affetsin. Kitap. İnşallah. Evet. Eser insan yazması oluyor. Süfyanlar 3 tanedir. Mehdiler de 3'tür. Bir Süfyan çıkıp adı sanı yayıldığında ona karşı birinci Mehdi. İkinci Süfyan'a karşı ikinci Mehdi. Üçüncü Süfyan'a karşı da Hazreti Muhammed Mehdi çıkacak. Ve Allah-u Teala daha önce fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır. Sünnetler onunla ihya edilecek, bidat ateşleri de onunla sönecektir. Onun zamanında insanlar aziz olacak ve kendi muhaliflerine galip geleceklerdir. Güzel bir hayat sürülecek, yer ve gök bereketini arttıracak. Bu durum 7 yıl sürdükten sonra Mehdi vefat edecektir. O dünya hakimiyeti. Evet. Yani dünya yani Hazreti İsa'nın nüzulünden sonra. Evet inşallah. Veyahut 7 veya 9 sene diyor. Evet inşallah. Evet. Yani ama bu tabi muhtelif rivayetler var. Mesela 40 yıl 40 olarak yıl, var. Evet. 20 yıl olarak var. 19 yıl olarak var. 7 yıl var. 9 yıl var. Zuhur ettiğinde olay tahakkuk ettiğini tam anlayacağız. Ama dünya hakimiyetindeki beraberlik ayrı bir konudur inşallah. Mehdiler demek ki Mehdi'nin önce de çeşitli Mehdiler gelecek. Buna işaret ediyor. Evet. Ama asıl büyük Mehdi Said Nursi'nin de tabiriyle büyük Mehdi diyor. Yani asıl kastedilen Mehdi ahir zamanda işte bu beklenen Mehdi budur. Yani dünyaya hakim olacak olan Mehdi'dir. Hı hı. Ama ondan önce Mehdi'ler gelecek. Mesela Said Nursi de bir Mehdi'dir. Bir nevi Mehdi'dir. Değil mi? Evet, İmam-ı Rabbani bir nevi Mehdi'dir. Evet. İnşallah. Ama asıl büyük, ahir zamanda üç büyük görev yapacak olan, dünyaya hakim olacak olan, Hazreti İsa'nın imamlığa geçireceği ve evet. Birlikte namaz kılacakları Mehdi, kasteden Mehdi. Yani Mehdi denince zaten akla o gelir. Hı hı. İnşallah. Ama geçmiş dönemlerde birçok Mehdiler gelmiştir. Yani hidayete vesile olan insanlar gelmiştir. Ama hadislerde bahsi geçen Mehdi bir evet, tanedir. Bir tane. İnşallah. İnşallah. Evet, ahlakını ve herkes tarafından çok sevilmesi, zuhur zamanında çok sevilecek inşallah. Mehdi, Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer, kıyamet alametleri. Evet.
Resulullah şöyle buyurdu. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Yani Mehdi, evet. Evet, inşallah. Sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi, şeytanın Allah'a sınırım. Sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. İşari ayetler. Inşallah. Evet, peygamberimize evet. işaret ediyor ama aynı zamanda evet. Mehdi'ye de işaret eden bir ayet. Bir ayet. Ver bakayım. Şunu oku, şu hadisleri oku. İnşallah. Allah bütün insanların kalplerini onun Mehdi'nin muhabbetiyle dolduracaktır. Yani zaman gelecek Mehdi'ye karşı. Bak ilk başta ne diyor rivayette? İnsanlar nasıl kaçıyorlar? Çobandan kaçar gibi, koyunların çobandan kaçması gibi. Evet, koyunların çobandan kaçması gibi kaçacaklar. Mehdi anormal ve yanlış bilecekler ve uzak duracaklar. 313 tane talebesi var. Ama sonra Mehdi fark edince, işte hadisler şimdi başlıyor. Evet. Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Yani yoğun olarak Mehdilik gündeme gelecek. Öyle bir zaman gelecek ki bütün halkın dilinde olacak Mehdi. Yani gece gündüz Mehdi, Mehdi'nin faaliyetleri, Mehdi'nin getirdiği bereket, bolluk, evet, huzur, kargaşanın dinmesi. İnşallah. Kim o devirdeyiz yani. Şu an o başladı ya inşallah. Biz şöyle bakın sürekli Mehdi'den bahsediyoruz. İnşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Evet. Ümmet-i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. Maşallah. Maşallah. Yani bakın hiçbir fert, yani dinsizlik, imansızlık, komünistli, masonu, herkes mutlu. Herkes memnun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in dinsiz de olsa onun ümmetinden oluyor. İcabet etmemiş oluyor ama onun ümmetinden olmuş oluyor. Yani Müslüman bir anneden babadan doğan bir insan, ateist de olmuş olsa Peygamber Efendimiz ümmetinden olur. Yani o kalkmaz onun üstünden. Ümmete tabiyeti kalkmaz. Ama icabet etmemiştir. İcabet ümmete ayrıdır. İcabet etmemiş olması ayrıdır. İnşallah. İnşallah. Evet, evet, oku. Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. Bak yer ve gök ehli. Yani cinler de memnunlar. Evet. İnsanlar da memnunlar. Melekler zaten çok evet. seviyorlar. İnşallah. Ama kuşlar, hayvanlar hepsi Mehdi'den çok memnun olacaklar. Evet. Mehdi'nin zuhur zamanında. Çünkü huzur, bereket, bolluk tam hakim olacak inşallah. Adalet inşallah. Adalet. Parayı ve verecek mi? En mühim özelidir Mehdi'nin. En mühim özelliklerden birisi adalet sağlaması. Evet. Söyle. Para verecek bir fakir bile bulamıyor o derece bir adalet. Evet. Yani var, muazzam maşallah. Bir bolluk, muazzam bir bereket çağı oluyor inşallah. Maşallah. Ben bunları ısrarla niye söylüyorum biliyor musunuz? Hocam ne kadar ısrarla üstünde durmuştunuz. Aynısının olduğu diyecekler. Hayretler içinde kalacak. İnşallah. İnşallah. Bakın 500'ün üzerinde konu var. Evet. Ne demişti ne oldu da. Ya bir insan bir şey söyler bir tanesi çıkmaz değil mi? Hı-hı. Bak 500'ün üzerinde dediğimin hepsi çıktı. Maşallah. Gitsin baksınlar Harun Yahya Ork. Harun Yahya nokta net adreslerinden. Net adresine gitsin baksınlar. Evet. Orada. Bak ne demişti ne oldu. İnşallah. Kelimesi kelimesiyle aynısı oldu. Allah'a çok şükür. Maşallah. Maşallah. Çünkü hadislere dayandırıyorum. Hı-hı. Resulullah asla yalan söylemez. Mehdi işi sıkı tutacak. Maşallah. Bayağı kararlı. İnşallah. Ve çok sıkı tutacak işi. Evet doğru İnşallah. Hadis. İnsanlar Hakk'a dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir. Darwinistler, materyalistler, ateistler tam Hakk'a dönüp düzenip tam bir Müslüman oluncaya kadar mücadelesine devam edecek. Asla vazgeçmiyor ama her seferinde hadis kaynaklarını okursan. Tamam inşallah. El kavlül muhtazar fi alametil mehdiil muntazar. Evet. Mehdi işi sıkı tutacak hadisi de kıyamet alametleri. Hı hı. Evet. Berzenci'nin. Berzenci evet. İbn Ebi Şeybe İbn Abbas'tan tahric etti. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği ehli beytime mensup birisi Mehdi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Kitabul Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zaman. İlk cümleyi oku. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği. Evelallah. Maşallah. Komünizm, faşizm, iddia edilen Ergenekon örgütü, değil mi? Darwinizm, materyalizm, bütün fitneleri sinek gibi ezecek İnşallah. Değil mi böyle? Evet. Ayağın altında kalacak yani Allah'ın izniyle. Hepsinin hiçbirini bırakmayacak. İnşallah. Hak ve hakikat sürekli ayağa kalkacak inşallah. İnşallah. Evet. Ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği. Ha demek ki suikast düzenlenecek evet. Mehdi'ye defalarca. Evet. Vazgeçecek mi? Hayır. Asla Maşallah. Vazgeçmez. Öldürme isterse biner biner gelsinler, on biner on biner gelsinler. Mehdi asla vazgeçmez. İnşallah. Çünkü kaderinde yok onun. Öyle bir şey yok zaten. Hı hı. Yani yapamaz. Böyle bir konu yok. Ama asla da çekilmez Mehdi. Maşallah.
Bir tek Allah'tan korkar. Mehdi'nin korktuğu bir tek Allah vardır. Başka kimse korkmaz. Kaliste gergef kuşunun titremesi gibi anlıyor. Evet, Allah'tan çok korkar diyor. Evet, korkar. Gergef kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkar ve evet, titrer diyor. Evet, evet, inşallah. Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Mesela materyalist felsefeyi, darwinist felsefeyi, marxist felsefeyi çok seri şekilde hallediyor. Yani mesela 150 yıllık darwinizm belki 150 günde çöküyor. Evet, inşallah. Değil mi? 150 yıllık marxizm 150 günde çöküyor. Öyle bir evet, etkisi evet, olacak inşallah. İnşallah. Belki de iddia edilen Ergenekon örgütünün de felsefesini çökerten o olacak. İnşallah. Evet. Belki de o çökertti. Evet. Bilemiyoruz. Evet. Evet, inşallah. Mehdi doğu tarafından çıkacak. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek. O dağlarda kendisine yol bulacaktır. Ha, demek ki dağlar gibi engel çıkaracaklar önüne. Evet. Her yerden herkes bir engel çıkartmaya çalışacak. Birçok kişi. Herkes derken tabii ilgili kişileri kastediyorum. Ama o Allah ona ilham verecek. O mutlaka yollardan bak bir yol bulur geçiriyor dağlardan. Önüne dağ çıkaracaklar diyor engel. Ama yan tarafından yahut bir tarafından yol bulup geçecek diyor. Durduramaz. İnşallah. İnşallah. İrşadıyla ilgili. Evet, oku. Hazreti Mehdi kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. El kavlul muhtasar. Yeramet'in Mehdi. Millet zannediyor ki böyle ahşap bir tahtayı alacak. Marangozdan kesilmiş tahtayı. Ektim mi o hemen yeşillenecek. Öyle değil. İnsanı. Boş. Mesela de odun gibi adam derler bomboş. Tabii. Alacak, eğitecek. Eğitecek. O İnşallah. Meyve verecek. İnşallah. Yeşillenecek. Evet. Değerli hale gelecek, önemli hale gelecek, canlanacak, can gelecek, ruh gelecek üstüne inşallah. İnşallah. O kastediliyor. İnşallah. Müteşabi hadisler bunlar. Evet. O Mehdi'yi kuru bir kamış ağacını kuru bir yere dikecek, anında yeşillenip yaprak verecek kıyamet alametleri. Mesela bak tasavvufta özellikle kullanılan kamış, insan için kullanılır bu. Ya boş bir kamışa benzetilir. Yani şey, neye benzetilir? Evet, evet. Neye üflersin yani böyle o ses çıkartır. Tasavvufta da bu kullanılır. Mevlana'nın da birçok yazılarında bu geçer. İnsanın öyle bahseder. Evet. Ney gibi bahseder. Aynısı bak hadise. Evet, inşallah. Değil mi? Yine bir iman, daha bu hadisi. Yine iman etmeyenler için bir ayet-i kerimede Allah, şeytandan Allah'ın dayandırılmış kütük gibidirler diyor. Evet. Mesela bak boş kütük. İşte o kütük gibi olan birisini yeşillendirtiyor. Yaprak veriyor, meyve veriyor. Değerli hale geliyor. İman ediyor, akıllı hale geliyor. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Vesile oluyor. İnşallah. Mehdi bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Kitab-ül Burhan. Bak kuru bir yere. Evet. Hem de zor bir ortamda bak bunu yapıyor. Bu çok önemli. Kuru yani. İslam'a müsait olmayan, Kur'an'ın yaşanmasına müsait olmayan bir yerde dahi o kuru dalı canlandırabiliyor, yeşillendirebiliyor. Maşallah. Yani en güç şartlarda bile bunu yapabiliyor. İnşallah. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Aslında cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. Cahil? Cimri ve korkak olan bir adam. Evet. Hemen alim, cömert ve cesur olacak kıyamet alametleri. Bütün ahlakında değişiklik oluyor değil mi? Evet, maşallah. Cömert oluyor, evet. İnsanlara, fakirlere yardım ediyor, cesur oluyor, Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Maşallah. Evet, korkaklığı gidiyor üstünde. Evet. İnşallah. Hangi kaynak? Kıyamet alametleri, Berzenci. Berzenci'nin, evet. Evet. Allah-u Teala hidayet işinde bana büyük bir güç verdi. O kadar ki kuru bir ağaca teveccüh etsem o kuru ağaç hemen filizlenir. Mektubat-ı Rabbani. Bakın İmam Rabbani de aynısını söylüyor görüyor musunuz? Yani o da o devrin mehdisidir. Ne diyor bir daha? Allah-u Teala hidayet işinde bana büyük bir güç verdi. Hidayet bak hadilik görevi yani mehdiyettir o da. Hadi kelimesinden türer zaten mehdi. Evet. Evet. O kadar ki kuru bir ağaca teveccüh etsem o kuru ağaç hemen filizlenir. İşte kuru ağaç dedi insanı kastediyor. İnsanı kastediyor. Teveccüh edip bakarım, konuşurum, anlatırım. Yeşillenir, yaprak verir, meyve verir. Bak İmam Rabbani söylüyor bunu. İnşallah. Yani Mehdi'nin de aynı konumda olduğunu anlatmak için bunu güzel bir örnekten örneklemiş. İnşallah. İnşallah. Evet. Mehdi'nin manevi özellikleri var. Bunu i̇nşallah. Oku. Tamam inşallah. 9 hasleti vardır Mehdi'nin. İnşallah. Evet. Bir, basiret sahibi olması. 2, ilahi kitabı anlaması. Kur'an'ı anlaması, evet. 3, ilahi kelamın manasını bilmesi. Evet, Kur'an'ın sırlarını, derinliklerini bilmesi. İnşallah.
4 tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi. İnsanlara güzel teşhis koyması. Yani bu insan şu işte başarılı olabilir. Hı hı. Şunu öğrenemez, bu işi halledemez. Ben ona görev vermeyeyim diyecek. Yani insanları tanımada muazzam bir güce sahip olacak. Evet inşallah. Allah'ın dilemesiyle. İnşallah. Evet. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması. Evet, öfkelendiğinde Allah korkusuyla kontrollü hareket edecek. Yani böyle taşkın hareketler olmayacak. Çok makul, tutarlı, dengeli bir insan olacak. Maşallah. En sinirlendiği, öfkelendiği anda bile Allah'tan korktuğu için en adilane, en makul kararları verecek. Dolayısıyla bir kısım cahil insanların tavrı gibi böyle taşkın, kontrolsüz hareketler Mehdi'de yok. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Varlıkların sınıflarını bilmesi. Evet, mesela insana insan gibi, çocuklara çocuk gibi davranıyor. Yaşlı insana yaşlının anlayacağı tarzda davranacak. Mesela kediye kedinin hoşlanacağı tarzda. Evet. Değil mi? Köpeğe köpeğin hoşlanacağı tarzda. Kuşa kuşun hoşlanacağı tarzda. Bitkiye de bitkinin hoşlanacağı tarzda davranacaktır. Mehdi'nin özelliği. Yani her varlığın sınıfını bilip ona göre tavır alacak. Ona göre bir davranış biçiminde bulunacak. İnşallah. Evet. İşlerin girif taraflarını bilmesi. Evet, detayları çok iyi görecek. Yani detaycıdır Mehdi. Yani en ince girift yönleri bile görebilir. Bu yüzden Allah ona başarılı kılıyor inşallah. İnşallah. Vesile diyor. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması. Mesela bu insanın şuna ihtiyacı var, anlıyor. Hı. Şunun şuna ihtiyacı var, anlıyor. Evet. Ve ona göre tedbir alıyor ve insanların mutlu olmasına vesile oluyor. Evet. Elhamdülillah, inşallah. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Evet, gelecekte olacak olayları biliyor ama Allah'ın bildirmesiyle, hadis-i şeriflerde peygamberimize bildirilen bilgilerden gelecekte olacak olayları biliyor ve ona göre hareketlerde bulunuyor. Ona göre tavrını belirliyor. Ve ne derse çıkıyor. Mehdi'nin özelliğidir bu inşallah. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. Evet, ileride olacak olayları biliyor Allah'ın dilemesiyle. O yüzden de çok rahat sosyal ilerlemeler, siyasi ilerlemeler oluyor ve başarılı bir çalışma olmuş oluyor. Evet. İnşallah. İnşallah.